Her hafta farklı bir aracın tanıtıldığı otomobil gündeminden hepinize merhaba. Ben Ceylan Erbaş. Bu haftaki aracımız Ford Fiesta Titanium. Pazara sunulduğu 1976 yılından bu yana dünya çapında 15 milyon adetten fazla satan Ford Fiesta, yeni tasarım ve ileri teknolojik özelliklere sahip. Trend ve titanyum donanım seviyeleriyle satışa sunuldu. Ford Fiesta, pazara sunulduğu 1976 yılından bu yana tam 15 milyon adet sattı. Yeni tasarımlarıyla daha sportif bir görünüme sahip olan Fiesta, uyumlu ve ergonomik iç bölümünün yanı sıra ön ızgarası, lazer kesimli ön farları, LED teknolojili gündüz yanan farları ve kaslı tasarıma sahip motor kapağıyla da dikkat çekiyor. Fiesta'nın ön ızgarası, lazer kesimli ön farları görüldüğü üzere araca daha sportif bir hava sağlamış. Yeni Fiesta bu sınıfta ilk kez sunulan markayı özelliğiyle de yetişkinleri daha güvenli sürüşe teşvik ederken genç sürücülerin direksiyon başında maruz kaldığı risklerin azaltılmasına olanak tanıyor. Yeni Fiesta'nın diğer tasarımlara nazaran çok farklı bir özelliği var. Bu özellik ne diye soracak olursanız Mike özelliği. Mike özelliği yetişkinleri daha güvenli sürüşe teşvik ederken genç sürücülere de trafik karşısında maruz kaldıkları risklere karşı daha koruyucu bir yöntem sağlıyor. Sistem kişiye tanımlı özel anahtarlar aracılığıyla aracın maksimum hız ve müzik düzeyi limitlerini kişiye göre belirliyor. Ayrıca emniyet kemerleri takılmayıncaya kadar müzik sisteminin sesi açılamıyor ve sürücüye yardımcı sistemlerle güvenlik özellikleri devre dışı bırakılamıyor. Aracımızın iç kısmına bakacak olursak, tüm Ford araçlarda olduğu gibi direksiyon simidi standart şekilde yapılmış. Ama bir farklı özellikten bahsetmek istiyorum. Aracın dış rengiyle ön torpidonun rengi aynı şekilde tasarlanmış. Bu da yeni Fiesta'da inanın çok şık bir görünüm sağlamış. Bir bayan gözüyle ben çok beğendim.
Fiesta kadınlar için dünyanın en iyi otomobili, bunu da 2013 Women's World Car of the Year ödülünü alarak ispat etti. Çin'den Amerika'ya, Güney Afrika'dan Hindistan'a tam 18 kadın otomotiv yazarı yeni Fiesta'yı 2013'ün Kadınlar Dünyası'nda yılın otomobili seçti. Yeni Fiesta, yüksek kaliteli görünüşü ve sürücüsüne verdiği ayrıcalık hissiyle daha önce görülmemiş bir yakıt ekonomisini ve yüksek performansı birleştiriyor. Ford markalı araçların ortak özelliği olan başarılı yol tutuş ve net direksiyon sistemi Fiesta'da da kendine yer buluyor. Sınıfının en başarılı yol tutuş özelliklerini sergileyen araç, tepkileri net direksiyon sistemiyle keyifli bir sürüş vaat ediyor. Zorlandığında arkasını hafifçe bırakan araç rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve viraj performansı da son derece başarılı. Que bella eres, me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido cómo aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Evet, şimdi aracımızın bagaj kısmına bakacak olursak. B sınıfı bir araç için bagaj kısmı oldukça yeterli. Con un beso fue suficiente para enamorarme de ti. Mis promesas son las culpables si te enamoraste de mí. En lo más profundo de mi corazón hay un vacío y te pido perdón. ¿Por qué andar solo? ¿Por qué vivir solo? Si solo no existe el amor. Qué bella eres, me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido cómo aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Soy tímido, lo sé, quiero decírtelo bien. Aunque no pudimos ser, te amo, yo me amas tú. Entiende que mi corazón no puede más fingir. Y tú, me devuelvas el sol en la mañana. Qué bella eres, me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Como gotas de lluvia que el viento se llevó. Y tú me calientas cuando siento frío. Oh, oh, frío. Evet, aracımızın dış renginden bahsetmiştik. Ön torpidonun da dış rengiyle aynı renk kullanılması araca şık bir görünüm sağlıyor demiştik. Evet, görüldüğü üzere iç tasarımda da kapıların iç kısmında da aynı renk kullanılmış ve gerçekten şık bir görünüm sağlamış. Recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos.
nos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Me calientas cuando siento frío. Frío. Me calientas cuando siento frío. İtalyan lüks otomobil üreticisi Alfa Romeo'nun yeni sporcusu, İtal Spor Otomobil kategorisindeki değerlendirmede kendi segmentindeki birçok modeli geride bıraktı. Bu yıl 26.sı düzenlenen ödüllerde %17.2'sinin oyunu almayı başaran araç, daha önce de 2013 tasarım ödülünü, 2013'ün en iyi spor otomobili, 2013'ün en heyecan verici otomobili ve en iyi hafif otomobil ödüllerini müzesine götürmüştü. Araçta kullanılan 1750 cc'lik 4 silindirli benzinli motor turboyla besleniyor. Bu sayede 240 beygir güç aracı 0'dan 100 km sürate 4.5 saniyede ulaştırıyor. Aracın gövde ve şasisi karbon ve alüminyumla destekleniyor. İtalyan otomotiv üreticisi Fiat 1970'lerde Avrupa'nın en çok satılan modellerinden olan 500 ailesini genişletmeye devam ediyor. Whoop.
tombul bir 500 andıran minivan temelli 550 ile aile üçüncüsü üyesine kavuşurken önümüzdeki yıl satışa sunulacak 500 Living ile 7 kişilik bir versiyon daha ürün gamına eklenecek. Ailenin daha geniş kitlelere hitap etmesini sağlayan 500 el, minivanla SUV arasında bir model. Hal böyle olunca Fiat araca Rockstar isimli bir donanım eklemiş. Diğer pek çok ülkede Trekking ismiyle satışa sunulan bu versiyon, yükseltilmiş süspansiyonları, özel tampon ve çamurlukları 4 mevsim lastikleriyle arazi araçlarına gönderme yapıyor. Rockstar aracı çok daha agresif bir tasarıma kavuşturuyor. Ön ve arka tampona yapılan eklemeler sayesinde aracın boyu standart versiyona göre 121 milim daha fazla. Çamurluklardaki kaplamalar genişliği 16 milim artırırken yükseklikte 13 milim artırılmış. Bu sayede araç daha iri ve yerden yüksek görünüyor. Otomobil gündeminin sonuna geldik. Haftaya yine farklı bir araçla tekrar karşınızda olmak dileğiyle mutlu bir hafta sonu diliyoruz efendim. Hoşça kalın.